Herkese merhabalar dostlar, ben Şahin. Webteknoya ve yeni bir telefon inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda en büyük iddiası kendi sınıfındaki en büyük bataryayı sunmak olan Vivo Y28'i inceliyoruz ki zaten başlıktan da görmüş olmalısınız. Birazdan detaylarına ineceğimiz ve test edeceğimiz özellikleri itibarıyla giriş orta segment bir telefon Vivo Y28. Zaten Vivo'nun Y serisini bilenleriniz vardır aranızda. Bu telefonun iki büyük artısı var dostlar. Biri az önce söylediğim bataryası 6000 mAh'lık kapasiteye sahip olduğu için şarjı %100 doldurduğunuzda ortalama bir kullanım senaryosuyla 2 gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz bir telefon. Tabii ki bu segment için çok iddialı bir özellik bu ama diğer telefonlardan en büyük farkı bu olsa da kişiden kişiye kullanım alışkanlıklarınıza göre değişebilir. Ben bu bilgiyi de burada ekleyeyim size. Sonuçta çoğumuz telefonlarımızı her gün şarj etmeye çok alıştık. Her gün şarja takıyoruz. Aynı şekilde işte o gündelik kullanım alışkanlıklarını Vivo Y28'de yapınca bu süre 2 güne kadar çıkabilir. Yoğun kullandığınız günlerde bu süre 1,5 güne kadar da düşebilir. Telefonu test ederken biz de bu süreyi deneyimledik. O yüzden gönül rahatlığıyla size anlatabiliyorum, açıklayabiliyorum durumu. Peki bu telefonu kimler kullanabilir? İşte okula yeni başlayan miniklerin ilk telefonu olabilir çok rahatlıkla. Kuryelik yapan arkadaşlar pil süresiyle rahat rahat kendi mesailerini tamamlayabilirler. Uygulama falan kullanıyorlar çünkü çok sık. Şantiye, maden gibi ağır koşullarda çalışanlar için ana telefon ya da iş saatlerinde kullandıkları ikinci telefon olabilir. Yine ofiste, iş yerinde böyle temel iletişim ihtiyaçları ve temel uygulamaları kullanabileceğiniz ikinci telefon da olabilir rahatlıkla. Bu senaryolar dışında tabii ki de aile büyüklerimizin de rahatlıkla kullanabileceği bir model dostlar. Gayet anlaşılır ve akıcı bir arayüzü var. Özetle benim için batarya, telefonun ekran ve işlemci gibi özelliklerinden daha önemli diyorsanız bu telefon önemli bir seçenek haline geliyor. Vivo Y28'in zengin bir kutu içeriğine sahip olduğunu da söyleyeyim. Telefonu 44 watt güçte şarj etmemizi sağlayan kaliteli bir şarj adaptörü de kutunun içinden çıkıyor ki bu şarj cihazıyla 45 dakika gibi bir sürede %80, 1,5 saat gibi bir sürede de %100 doluma rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz dostlar. Ayrıca sektörde bir standart var. Telefonlar genelde 800 kez şarj ve deşarj olduğunda pil kapasitesi yani sağlığı %80'in altına düşer. Vivo Y28 de 4 yıl pil sağlığı garantisi sunuyor. Telefonunuzu her gün şarj etseniz bile 1600 döngüsüne tekabül ediyor bu. Bu da öncesinde 800 döngüden önce hatta 1600 döngüden önce pil sağlığının %80'in altına düşmeyeceğini gösteriyor bize ve Vivo bu 4 yıllık 1600 döngüye tekabül eden kullanım süresinin garantisini veriyor arkadaşlar. Yani özetle durum şu, standart akıllı telefonlara göre 2 kat daha fazla pil sağlığı garantisi var Vivo'nun. Bence gayet güzel, özellikle bu segment sunulması oldukça hoş. Şimdi incelemeye tasarımla devam edelim. Mica malzemeden üretilmiş arka yüzeyin siyahtan haki yeşiline böyle geçişli, parmak izi bırakmayan kumlu bir görünümde olduğunu görüyoruz. Vivo bu renge metalik yeşil adını vermiş dostlar. Diğer ve son renk seçeneğimiz ise mercan turuncusu olarak geçiyor. Kameraların yer aldığı bu minik kutucuk ise yaklaşık 1 mm çıkıntılı parlak yüzeyde yer alıyor ve bu kısım biraz parmak izi bıraktığı için sık sık kamera lenslerinin olduğu bu kutucuğu silmeniz gerekebiliyor dostlar, benden söylemesi. Telefonun 8 mm'nin hemen altında 7.99 mm kalınlığı, 165.7 mm uzunluğu ve 76 mm'lik de bir genişliği var. Yalnız benim anlamadığım bir detay, katalog verilerine bakarken telefonun mercan turuncusu renginin bu telefondan, bu renkten biraz daha kalın olmasıydı. Sanıyorum renge bağlı olarak kullandıkları materyallerde, malzemelerde bir değişiklik oldu. Bu sebeple kalınlık değeri de diğer renkte değişti. Ağırlık ise her iki renk içinde aynı, 199 gram dostlar. AMOLED ekran yerine Vivo 6.68 inç boyutunda bir LCD ekran paneli kullanmayı tercih etmiş Y28'de ve bu ekranın çözünürlüğü de 720p. Boyutu sebebiyle bu çözünürlükte piksel yoğunluğu 264 ppi'de kalıyor. Ayrıca 90 Hz ekran tazeleme hızımız da var. Bence ekran en azından 1080p çözünürlükte olsaydı daha iyi görüntü kalitesi alırdık bu telefondan. En azından Fun Touch arayüzün deneyimi daha keskin ve net olurdu bizim için. Ancak bu da tabii doğrudan enerji tüketimini arttırıp telefonun vaat ettiği o şarj tüketim süresini de kısaltırdı. Bunu AMOLED panel kullanarak aslında çözebilirlerdi tabii ki ama bu da telefonun fiyatını ne yazık ki yukarı çekerdi dostlar. Vivo böyle bir tercih yapmış, bize anlatmak düşer. Benimkiler sadece temenni. Vivo'nun amacı bu telefonla önemli bir boşluğu doldurmak. Bu arada ekranın alt tarafı hariç çerçeveleri de LCD ekranlı diğer telefonlara göre ince görünüyor ve kutudan gelen şeffaf kılıfı taktığınızda bu çerçeveler biraz daha gizleniyor dostlar, haberiniz olsun. Evet, performans tarafına geldiğimizde Vivo Y28'de 8 GB fiziksel 8 GB'da genişletilebilir. Yani sanal RAM ve 256 GB depolama görüyoruz. 256 GB depolamanın giriş segment telefonlarda standartlaşması bence çok iyi. Sonuçta bugünün şartlarında 70.000 TL'nin üzerindeki bazı telefon serilerinde 128 GB hafıza seçenekleri olduğunu görüyoruz. Tabii
bu onların ayıbı ama Vivo 256 GB ile güzel bir dokunuş yapmış bu telefona bence. Ayrıca 1 TB'a kadar micro SD kart desteği de var telefonun. Hafızayı daha sonra arttırmanız mümkün hafıza kartı takarak. Performansı asıl etkilen Yonga setine baktığımızda 12 nanometrelik 8 çekirdekli ve maksimum 2 GHz hız sunan CPU'ya sahip Helio G85'i görüyoruz. Helio G85'in GPU yani görsel işlem birimi ise ARM Mali G52 olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench CPU yani işlemci testinde Vivo Y28 tek çekirdekte 434, çoklu çekirdekte 1431 puan aldı. GPU yani görsel işlem birimi testinde de 580 puan alıyor. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Bu telefonu önümüzdeki 1,5 hatta 2 yıl boyunca temel uygulamalarda çok ciddi kasma, donma ve performans sorunları yaşamadan kullanabilirsiniz. Vivo'da Y28 modeli için 48 ay sorunsuz deneyim vaat ediyor. İşte WhatsApp, Instagram gibi temel uygulamaları sorunsuz çalıştırır. Hatta Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile geldiği için de akıcı bir deneyim de yaşarsınız. Ama böyle çok seri bir telefon kullanıcısı değilseniz bu süre zarfında da ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz bence yok. Açıkçası ben biraz daha güncel bir işlemci görmeyi beklerdim Vivo Y28'de ama telefonun fiyatı ve vaat ettiği özellikler belli arkadaşlar. Ayrıca çok çok yüksek grafik gerektirmeyen mobil oyunları da bu telefonla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Grafik talebi olan oyunlarda çözünürlük ve grafik kalitesini biraz düşürmeniz gerekebilir akıcı bir oyun oynamak için. En azından saniyede 30 FPS'in üzerine çıkmak için. Oyun demişken gelin bir de oyun testi yapalım. Klasik PUBG testiyle başlıyoruz. Bakalım ısınma değerleri ve enerji tüketim miktarı ne kadar olacak? Telefonun hep birlikte göreceğiz şimdi. Biz test sırasında telefonu biraz zorlamak adına grafik yoğunluğu yüksek olduğunu düşündüğümüz bir oyun tercih ettik. Aynı zamanda da popüler bir oyun tercih etmek istedik ama bu telefonda Katana Zero, Little Nightmares gibi pek çok piksel tabanlı hatta izometrik haritaya sahip oyunu daha rahat oynayabilirsiniz arkadaşlar. Performans tarafını bitirmeden önce günümüz ihtiyaçlarına yönelik ben buraya ufak not ve değerlendirme de eklemek istiyorum. Biliyorsunuz bu yeni nesil yapay zeka uygulamaları artık Android'in en önemli özelliği haline geldi. Hatta Google Asistan gitti, yerine Gemini ya da doğru okunmasıyla Gemini adında bir yapay zeka geldi. Ancak bu giriş orta segment telefonların büyük bir bölümünde de olduğu gibi Vivo Y28'de de bu yeni nesil yapay zeka uygulamaları telefona, cihaza gömülü şekilde çalışmıyor. Bu şu demek, sunucu üzerinden verdikleri özellikleri kullanabiliyorsunuz bu yapay zeka uygulamalarını. Mesela örnek vereyim burada, Google fotoğraflara böyle girdiniz, istenmeyen objeleri kaldırma, işte arka plan silme ya da değiştirme gibi özellikleri kullanmak istediniz diyelim. Evet, kullanabiliyorsunuz. Ancak bunlar cihazın içinde değil Google sunucularında yapıldığı için bu özellikleri sadece internet bağlantınız olduğunda kullanabiliyorsunuz bilginize. Yani gömülü bir yapay zeka sistemi yok. İnternetiniz varsa yapay zekaya erişiminiz var. Gelelim kameralara. Önde 8 megapiksel çözünürlüğünde standart bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu sınıftaki telefonlar için bence ideal. Gün ışığında günü kurtarır ama karanlık ortamda yazılımsal görüntü işleme performansı idare edecek seviyede diyebilir. Çünkü bu ön kameranın diyafram açıklığı 2.05. Fotoğraflarda da zaten neler sunduğunu ön kamerada net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Telefonun ön kamerasında yapay zeka destekli bir portre modu, gece modu ve canlı fotoğraf özellikleri de bulunuyor bu arada. Video tarafında ise ön kamerayla 1080p çözünürlük üst sınır olarak belirlenmiş. Evet dostlar, şu anda Vivo Y28'in ön kamerasıyla 1080p çözünürlükte saniyede 30 kareyle video kaydediyorum ve şu an bir gölgenin altındayım. Öğle saatlerindeyim. Yavaş yavaş güneş ışığına doğru çıkacağım. Işık sertleşecek, keskinleşecek. Bakın da görüntü nasıl değişiyor. Şöyle gökyüzünde bir parlama gördük gördüğünüz gibi. Arkamı dönüp güneşe yüzümü verdiğim zaman da ışık değişimi ve renk değişimi bu şekilde. Bence güneşi tam sırtınıza aldığınız çekimlerde çok çok iyi sonuçlar vermese de yüzünüzü güneşe dönüp ışığı karşıdan aldığınız koşullarda oldukça başarılı. Yeniden gölgeye girdiğim için gökyüzünde bir parlaklık tekrar oluştu gördüğünüz gibi ama kendimi odaktan çıkartıp gökyüzüne baktığım zaman da gördüğünüz gibi bu ışık ve renk değerleri kendine geliyor. Bu seviyedeki bir telefonun ön kamera performansından bekleyebileceğimiz değerler bunlar. Arka tarafta ise 50 megapiksel sensörlü bir ana kamera ve buna eşlik eden
yüzden 2 megapiksellik bir derinlik kamerası görüyoruz. Yani çift kamera kurulumumuz var. Bu arada eklememde fayda var. Böyle 50 megapiksel sensör deyince varsayılan olarak fotoğrafların hepsinin bu çözünürlükte olacağını düşünmeyin sakın. Piyasadaki tüm telefonlarda olduğu gibi Vivo Y28'de de maksimum çözünürlükte fotoğraf çekmek için kamera uygulaması içerisinden küçük bir ayar yapmanız lazım. Bu ayarı yaptıktan sonra 50 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu arada arka kameranın düşük ışıktaki performansını ben yine bu segmentteki bir telefon için başarılı buldum. Çünkü f1.8 diyafram açıklığının getirdiği avantajlarla fotoğraflar da iyi işlenince sonuçlar gördüğünüz gibi oluyor ekranda. Sadece gece modunu kullandığınızda böyle biraz daha iyi işlenmiş fotoğraflar elde ediyoruz ama yeşil, gren ve kumlanma miktarı gece moduyla çektiğiniz fotoğraflarda biraz daha fazla oluyor. Bunu da birkaç uygulamadan ince ayar yaparak çözmeniz mümkün. Derinlik kamerasının devreye girdiği portre modunda yine bu fotoğrafların işlenmesinde de ihtiyacımız var ki kenarlar, köşeler, normalde önde görünmesi gereken saç gibi detaylar arka planla karışıp bulanıklaşmasın. Portre konusunda da yine başarılı işler gördüm bu telefondan kendi segmentine göre arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Arka kamera video performansına baktığımızda yine bizim için gün ışığında günü kurtaracak ama karanlık, düşük ışıklı ortamlarda böyle çok kurtarmayacak bir sonuçla karşılaşıyoruz. Çünkü arka kamerada yine maksimum 1080p saniyede 30 kareyle kayıt yapabiliyorsunuz. Çözünürlüğü 720p'ye düşürseniz bile kare hızı yine maksimum 30'da kalıyor. 30 kareyle kaydettiğiniz yavaş çekim videoların verdiği sonuçta şöyle oluyor. Şimdi de Vivo Y28'in arka kamerasından yine 1080p çözünürlük ve saniyede 30 kareyle video kaydındayım ve yine aynı şekilde böyle gölgeden ışığa doğru, gün ışığına, güneş ışığının altına doğru çıkıyorum yavaş yavaş. Ekranı görmediğim için yorumlayamıyorum ama durum ekranda gördüğünüz gibi. Sonuç olarak Vivo Y28 telefondan en büyük beklentisi batarya ve uzun kullanım süresi olanlar için tasarlanmış bir cihaz arkadaşlar. Kutu içerisinden de şeffaf kılıf ve şarj aleti bulunması bence önemli bir artısı. Eğer bu yönde bir ihtiyacınız varsa açıklamalardaki linke tıklayıp siz de telefonun kendisine göz atabilirsiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. İncelememizi istediğiniz başka telefon modelleri varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın onları da. Ayrıca Vivo Y28 için de görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Onları da yorumlara bekliyorum. Bir başka videoda görüşene de hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.